Merhaba. Bu videoda sizlere M.2 Sniper'ın nasıl yüklendiğini anlatacağım. Bu downloadfree.com sitesinden indirebilirsiniz bu tarz silahları. Hemen silahlarımızı önce şuna dikkat etmemiz lazım. Grid çizgisinde tam sıfır noktasında olması gerekiyor ki jointler oluşurken sıkıntı olmasın. Ve silahımın parçalarını tek tek daha önceden ayırdım ve pivot noktalarını da buna göre yerleştirdim. Siz de silahınızı daha önceden bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hareketli anime edilecek bütün parçaları ayırıp daha sonradan geri kalan bütün gövdeyi tek parça meş halinde birbirine kombine ile bağlayın. Şimdi yan görünümden ilk jointimizi oluşturacağız. Kabzada ilk jointimizi oluşturacağız. Fakat görünmesi için gördüğüm gibi X-ray joint'e tıklamamız gerekiyor ve animasyonun display kısmından, bakın joint display kısmını açtığınız zaman joint'i daha size değerini büyük bir şekilde görebilirsiniz. Shift'e basarak bu şekilde nerelerde hareket olacaksa o parçalara doğru jointlerden birer kopya yapıyorum. Yine kapağın olduğu kısma, arka dipçik kısmındaki destek koluna da yerleştireceğiz. Yani silahımızda nereler hareket edecekse oraların pivot noktalarına bu jointleri tek tek shift'e basarak taşıyarak götürüyorum. Yine şarjörün üst kısmında jointi konumlandırıyorum. Çünkü şarjör yerine takarken o kısım bizim için çok önemli olacak. Ve arka dipçik kısma da yine bir tane joint oluşturacağız. Bu şekilde jointleri tek tek yerleştiriyoruz. Bundan sonra jointlere tek tek isim vermemiz gerekiyor. Çünkü bunları paint, weight yaparken, yani boyama yaparken önemli olacak. Hangi joint hangi meşe geleceğini bilmemiz için hepsinin jointlerin hepsinin tek tek ismini bu şekilde yazmamız gerekiyor. İsimlerini ön ayak, şarjör, dipçik şeklinde bu şekilde isimleri tek tek yazıyoruz. Daha sonra hepsini seçip kabzaya P harfi ile parantliyoruz veya editten de bunu yapabilirsiniz. Ve daha sonra bütün mesh objelerini seçiyorum. En son joint seçip skin altında bind skin seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda istediğimiz şekilde değil. Meshleri tek tek seçip buradaki paint veil'den value değerini bir yapıp fluid butonuna tıklıyoruz ve böylece o joint'e bütün mesh atanmış oluyor. Aynı işlemi tekrar tekrar meshleri tek tek seçip isimlerini karşılaştırarak, yani kurma kolu joint'ine fluid yapıyoruz. Bu şekilde hepsini tek tek seçip fluid değerini fluid butonuna basıp atıyoruz. Burada yaptığımız şey her joint'e o meshi atamak. Ona da evet, ayak kısmında her iki taraftaki ayağı da tek joint'e bu şekilde bağlayabiliyoruz. Şimdi baktığımızda gördüğünüz gibi hepsini tek tek kontrol edelim. Bağlanmamış herhangi bir obje kalmasın. Çünkü daha sonra geri dönüşü sorun oluyor. Mesela tetiği yapmamışız, onu düzelttik. Ayaklar kısmında da sorun yok. Şimdi bundan sonra objeleri oluşturacağız. Ben küçük bir script kullanıyorum ama siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Curves altında sadece circle kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Sadece jointleri ekranda bırakıp ve NURBS'ü ekranda bırakarak bunları V harfine basarak tek tek jointlerin merkezine taşıyoruz. Tamam, bunun jointin merkezinde olması çok önemli. V harfine basarak taşıyabilirsiniz. Böylece direkt snap yapıyor onu oraya. Farklı şeyler de kullanabilirsiniz, objeler de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Kullanımın ne şekilde kolay olursa onu tercih edin. Yalnız bu rig'de çok fazla yer kaplayan objeler olmasın, yani hacimli objeler olmasın ki seçerken sorun çıkarmasın size. Daha kolay rahatlıkla seçebilin diye. Bu şekilde V harfine basıp hepsini tek tek yerine yerleştiriyoruz. Şimdi bunların hepsini seçip freeze transform yapacağız. Daha sonra center pivot yapacağız. Ve
Şöyle poligonu açıp tekrardan çok fazla yer kaplamaması için şöyle tekrardan bir daha bir göz geçiriyorum. Control Vertex'ten objenin etrafını kaplayacak şekilde tekrardan konumlandırıyorum. Seçmesi daha kolay olsun diye. Objenin içerisinde kaybolup gitmesin. Mesela tetik kaybolmuş durumda. Bunu biraz scale edelim. Yine kabza kısmında da şu şekilde vertexleri taşıyalım. Yalnız burada objeyi hareket ettirmiyorsunuz. Vertexleri hareket ettiriyorsunuz. Yoksa pivot noktası değişir. Hepsini bu şekilde tekrardan düzenledikten sonra bütün kontrol objelerini seçip Freeze Transform yapıyorum ama Center Pivot yapmıyorum. Pivot noktalarının değişmemesi gerekiyor. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey bunları tek tek isimlerini vermek ve hepsini kabzanın altına parantlememiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi bütün objeleri seçip en son kabzayı seçip oraya parantledim ve daha sonra tek tek yine olduğu şekilde isimlerini yazıyorum. Çünkü bu parantleme sırasında isimleri önemli. Neyi neye parantlediğinizi görebilmeniz açısından kolaylık sağlıyor. Şimdi bunları tek tek jointlere parantleyeceğiz. Onun için regex'ten parent altında gördüğünüz gibi şu main offset işaretli olması gerekiyor. Ve her objeyi tek tek kendi jointine parentliyorum bu şekilde. Aynı işlemi yapabilmek için G harfine de basabilirsiniz. Yani bir önceki yaptığınız işlemi gerçekleştirmek için G harfine basarsanız aynı işlemi yapmış olursunuz. Şimdi tek tek kontrol edelim. Parentlenmemiş obje olmasın. Hepsi joint'e bağlanmış olmalı. Tamam, şimdi şöyle bir kontrol edelim. Bunu daha sonra limitleyeceğiz. Yani oradaki translate ve rotate değerleri çalışmayacak olanları lock and hide selected yapıp gizleyeceğiz. Böylece animasyon sırasında bize sorun çıkarmayacak. Obje olmaması gereken bir yere doğru move, yani hareket ettirmemiş olacağız. Şimdi bazı objelerin de birbirine bağlı olması gerekiyor. Örneğin dipçikteki dirseğin dipçiğe bağlı olması gibi. Onu ona parantledik. Ve joint'i, bütün joint'i seçip grup yapıyorum. Ve pivot noktasında merkezine taşıyorum. Yine aynı şekilde kontrol objelerini de seçip onları da grup yapacağım ama öncelikli olarak bir tane genel kontrol objesi oluşturmam gerekiyor. Yani silahın tamamını tutup taşıyabileceğimiz bir kontrol objesi. Bunun için silahın şöyle çok da etrafına dolaşmayacak şekilde bir tane obje oluşturdum. Ve bunun da yine pivot noktasını şuradaki merkeze taşıyacağım. Yani burada pivot noktalarının birbirinin üzerine tam oturması çok önemli. Eğer kenara kayık olursa parent yaptığınızda objeler double movement denen hareketi gerçekleştirecek. Şimdi jointleri ve genel bütün kontrol objelerin hepsini tek tek grup yapıp pivot noktalarını şuradaki root dediğimiz merkeze taşıdım. Genel kontrol objesini seçip joint grubunu seçip parent ve scale constraint yapıyorum. Çünkü bunu scale yaptığım zaman, taşıdığım zaman hepsi beraber scale olup hepsi beraber move olması gerekiyor. Bu şekilde silahınızı daha büyük olsa bile riklerken olması gerekeni taşıdığınızda küçültebilirsiniz. Ve hepsini seçip outliner'da fazla yer kaplamasın diye onları da ayrıca bir grupluyorum. Videoyu bu şekilde hızlandırdım çok fazla vaktinizi almamak için. Şimdi gördüğünüz gibi çalışmayacak olan kısımları seçip channel box'tan lock and hide yaparım. Gördüğünüz gibi burada sadece rotate x çalışacağı için diğerleri çalışmayacak. Lock and hide selected yaparım. Sadece rotate x çalışıyor. Burada da sadece z yönünde hareket edecek. Diğerlerini kilitliyorum. Rig yapar, animasyon yaparken bu bizim oldukça işimize yarayacak. Gereksiz grafik editörde karşımıza gereksiz
anime edilmiş parametreleri görmemiş olacağız. Dosyamızı da bu şekilde kaydedelim artık. Artık animasyonumuz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.